Dostlarım, Oyun Baz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dawn of Man'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani önceki bölümlerden bildiğiniz üzere küçük bir köyümüz vardı artık. Bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. En son teknoloji bölümüne bakalım bir. En son teknoloji bölümünde Orta Taş devrinin araştırmalarını komple bitirmiştik. Yontma Taş devri de aynı şekilde. Bizim artık şuradan hasır çatıyı açıp daha sonrasında artık buradan şu komuta bastığımızda kulübe ve ahır açılmış olacak arkadaşlar. Ahır açalım. Evcilleştirilmiş hayvanlar için çok önemli olacak. Buradan acaba direkt suyun kenarına getirsek herhangi bir faydası olur mu bilemeyeceğim. Ben ahırı şu şekilde yerleştiresim var. Şöyle. Aynen. Tamam. Önceki bölümden hatırlayacağınız üzere buraya biz gernik miymiş bu? Abi gernik neyse. Gernik ekmiştik. Şimdi arkadaşlar ben az önce şuradaki keçileri dağ keçilerini yakalamalar için talimat verdim. Birazdan onu yakalayacaklardır. Etrafta böyle keçi arıyorum şu an ama bilmiyorum yanlış mı yapıyorum yani. İnsanları bu kadar uzağa göndererek acaba yanlış mı yapıyorum? Bakacağız, göreceğiz. Bu arada arkadaşlar diğer bölümlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de zevk alarak oynuyorum. Şu ne? Her neyse dediğim gibi bu şekilde devam edersek seri kesinlikle devam edecek arkadaşlar. Siz izlemeye devam ettiğiniz sürece, siz beğendiğiniz sürece ben de seve seve çekeceğim bunu. Bu seriyi devam ettireceğim. Şöyle bakıyorum şimdi. Dağ keçisi arıyorum ki benim şu an sadece dağ keçisi evcilleştirebiliyor olmam lazım. Yani öyle hatırlıyorum. Bir bakayım. Aynen sadece dağ keçisi evcilleştirebiliyorum. Talimat verdim. Bakalım ahırlarını da yapacağız şimdi. Talimatını da verdim onun. Onun ahırı da yapılacak. Şöyle oyunu başlatalım. Pardon. 8x'de bir ilerletelim. Bakalım neler aksiyon gösterecek. Bu arada yemek sayımız da gayet iyi. Bakalım. Neler olacak bakalım. Bir de arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Oyuna yeni güncelleme geldi. 2020 yılının belki ikinci güncellemesi mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Benim gördüğüm ilk olarak şurada ulaşım. Transport Post diye bir taşıtların bırakılacağı yer gelmiş. Şimdi bundan yapacağım ilk defa yapacağım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle acaba bu şey gibi böyle garaj tarzı bir yer mi olacak diye. Bunları yapacağız ama şöyle 1 2 3 tane yapayım bakalım. Yetmezse daha sonrasında şimdi oraya kaç tane ne konuluyor bilmiyoruz onu. İlk defa öyle bir şey gelmiş. Ona bir bakalım. Ulaşımdan daha sonra yok. Ulaşımda şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Bir de arkadaşlar bugün bunu değil pardon. Nerede o? Savunmada biz artık bu devirden sonra bize saldırılar gelecek arkadaşlar. Diğer kabilelerden saldırılar gelecek. Onun için biz etrafımızı çitle öreceğiz. Çitle öreceğiz fakat bunun öncesinde dediğim gibi şu bizim fırtına mı yaklaşıyor? Hayvancılık işine girişip bakalım ya nasıl olacak? Hayvanlarınız için ahırda yer kalmadı. Demek ki hayvanları evcilleştirmeye başlamışız. Transport post inşa etmişiz. Bakalım bu nasıl oluyormuş? Buralar güncelleme daha yeni çıktığı için arkadaşlar yani bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Acaba şunun durumunu mu iyileştiriyor diyeceğim. Yok hayır. Kurt saldırıyormuş ya kurt.
bize ifade etmez. Yok, hayır. Herhangi bir iyileştirme söz konusu değil. Herhangi bir şey yok. Tüccarımız gelmiş. Abi tüccar, ben senden bir şey almayacağım ya. Şu an gayet iyi durumdayız. Şurada bir samanımız vardı. Kaç samanımız var? 8 samanımız var. Tamam. Bir de arkadaşlar, şuradan çamur çıkarmaya başlamam lazım artık. Bu hasır çatıyla birlikte çamur fazlasıyla bize lazım olacak. Bir de buradan tanen değil, su çekmemiz lazım. Artık hani hayvanlar geldiği için önceden önemli değildi, hani buraya gelip içiyorlardı insanlar sularını. Göle gelip içebiliyorlardı. Ama şimdi bizim hayvanlarımız için de bir su çekmemiz gerekecek. Yani hayvanlar çünkü ahırda dururken yazın dışarıda oluyorlar. Mesela bak, bu keçi evcilleştirmiş miyiz? Yok. Evcilleştirmiş bir tane keçi bulabilsem size göstereceğim ben. Şimdi dışarıda duruyorlar yazları. Kışları içeriye alıyorlar. İçeriye alınca da bunların suyu çekmemiz gerekiyor. Ahırda yer kalmadı diyor hayvanlar için. Tamam. 15 hayvanınız oldu diyor. Abi kaç tane? Dur. Bir saniye. Bir saniye. Şuradaki hayvanlar... Abi dağ keçisi değil mi bu? Evet. Niye? Ha, yetişkinmiş. Bu arada bu avlayacağımız ya da evcilleştireceğimiz hayvanlar şey olması gerekiyor arkadaşlar. Küçük yaşta olması gerekiyor. Onun için bunları dokunamayacağız. Ya şimdilik de çok fazla şey yapasım yok. Onlar kendileri müdahale ederler. Şunları şuradan bir kaldıralım. Şimdi şu etrafımıza bir sur çekelim. Bir kendimizi korumaya alalım. Çit demiş oyunda ama sur bu yani. Şuradan şöyle alsak, şuradan şu şekilde. Daha sonra şuradan şöyle alsak, şuradan şöyle kare, yani dikdörtgen, pardon. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Ne oluyor lan? Aklım çıktı. Abi böyle ani hareketler yapmayın. Gözümü seveyim. İşler pek istediğimiz gibi gitmeyecek herhalde. Z. Ha, aynen. Tamam. Şuraya kadar bir çekelim. Aynen. Daha sonra buradan devam edeceğiz. Biz buralara kapı koymayacağız mı abi? Abi biz buralara kapı koyacağız. Bunu yapıyorlar güzel de. Kapıyı nereye koyacağız ya? Kapıyı şuraya mı koysak? Ama buradan çok girip çıkış olacak. Neyse, daha sonra değiştiririz artık yani. Şöyle yok, almıyor. Abi neden almıyorsun ya? Bu alanları almıyor, ben anlamadım ama. Orada bir su birikintisi var. Onun için almıyor herhalde. Hayvanlarımız için ahırda yer kalmamış. Tamam. Ayarlayacağız. Hepsinin zamanı var. Hepsinin zamanı var. Şöyle alalım o zaman. Şunu şöyle bir... Yaşlılıktan ölmüş. Abi yapacak bir şeyimiz yok. Alanımı hiç boşa harcamak istemiyorum. Ya bu deniz tarafından zaten bana saldırı gelmeyecek. Gelemez diye düşünüyorum. Şöyle denize kadar ben burayı kapatayım arkadaşlar. Şöylece. Aynen. Böyle buraya kadar kapat. Okey ver. Aynen. Şimdi burayı da denizden gelemeyeceklerine göre denizden alacağım yine. Şöyle yakınlaşırsak. Şuradan çekersek. Kaya geliyor abi.
Arkasına şuradan alacağız ya. Ah, aynen. Aynen bakayım bir. Nereden aldın sen ona şimdi? Yanlış almışsın. Böyle olmayacaktı ki ya. Bakın oradan şeyden almıyor. Oralara kapı koymadık değil mi? Kapılar unuttuk ya. Çok acemice yaptık oraları. Ama buraya kapı koymadık. Ya sıkıntı olur ya. Bize bir tane koyalım oraya. Şimdi sonra uğraşmayalım. Onu da iptal et. Orada bir dursun şimdi. Kısım kısım yapacağım ki birden yapıp böyle yani bu çiftlerimizi bari düzgün yapalım ya. Malzeme gerekiyor. Bunu kaldır. Bunu da kaldır. Kapı sığar mı ki oraya? Kapı. Tane daha kaldıracağız mecburen. Şuradan. Aynen. Bu şekilde. Bakayım orada yer kaldıysa çit koyalım. Aradan geçiş olmasın. Aynen. Bir de oraya böyle güçlendirelim biraz. Orada bir tane kapı yetecektir. Böyle yaptığımız zaman abi ben buraları görmem lazım ya. Şuraları bir keser misiniz rica etsem? Şöyle 4 hızına vereyim. Buraları bir kessinler. Yani yemek konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi. Oo, ahırımızda kaç tane hayvanımız var? 2, 4, 7 tane hayvanımız var. Bunlardan süt geliri elde edebiliyor muyuz? Biz peki sütümüz var mı? Şu an bir şey göremiyorum ama. Neyse abi. Şimdi şu oyunu bir hızlandırsınlar, kırsınlar onları. Aynen öyle. Kesin abi oraları. Kes 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 kes. Şuraya da bir tane kapı koyacağım arkadaşlar. Hem buradan saldırı gelirse abi yalnız şuralar ne kadar kötü yapmışım ya. Durdur oyunu. Oyunu durdur. Aynen. Bunu böyle yaptık. Hepsini seçiyor. Hepsini kaldırıyordu bazen. Üzücü olurdu. Tamam. Şimdi oradan şuraya çekeceğim değil mi? Bir saniye bir bakayım oraya. Kare dedik. Şey dikdörtgen dedik. Şuradan şöyle alacağım. Yani burayı biraz uzatacağız. Burayı biraz uzatalım. Daha sonra buraya da bir tane kapı koyacağım bu arada. Şöyle Z yapsak. Ha, aynen. Önce bir ormanı temizleteyim isterseniz ya. Aynen. Önce bir ormanı temizletelim. Buraları kesin dostum ya. Size zahmet. Bunu kesme emri aldın mı? Şunu kes. Bunu kesebiliyoruz zaten. Bunu da kes. Şöyle gözümün önüne bir görelim. Oyunu hızlandır şimdi. Şuraları bitirsinler bakalım bir. Yavaştan savunmamızı da oluşturmaya başladık. Yeni açılan bir ilk defa kapı yapılmış. Artı bir bilgi puanı geldi. Bu arada bir bakalım bir bilgi puanından da neler yapabiliyorsak onları yapalım. Kuyu kazma.
Bir de koyun evcilleştirme var. Bir de şunu açalım ya. Bu köprü olayı bilmiyorum işimize yaramayacak ama yine de açtık. Kazık çakma açıldı. Yani eşeği mi evcilleştirebiliyorduk? Yok ya. O bir dursun bakalım, ona bakacağım birazdan. Şu an çiftlerle ilgilenmem gerekiyor mu? Çiftlerimizi yaptığımızda savunmamızın büyük bölümünü halletmiş olacağız. Ama inşallah bu süreçte istilacılar gelmez. Yani diğer kabileden saldırıya gelmezler. Şöyle ilk önce şöyle bir alayım. Hatta şu taşı da içine alayım ben ya. Şöyle alayım. Daha sonra da şöyle çekeyim. Aynen. Burayı bir okeyle. Kes abi kes. Buraları hep kesmemiz lazım. Ne oluyor? Yani yaşlıktan ölmüş. Dedim istilacı geldi de biz mi görmedik? Yani korktum da. Allah'tan öyle bir şey olmamış. Neyse buraya kadar şöyle dümdüz çekebiliyoruz. Önce bir dümdüz çekeyim. Onayla. Aynen. Şimdi şuraya da bir tane kapı koyacağız dedik. Şu aradan birkaç tane, 3 tane çit alıyordu. Bu 3 tane çit kaldırıp bir tane kapı yerleştirelim. Aynen öyle. Şimdi biraz daha mı istiyormuş şunu? Şu aradan alacağım da. Acaba orası denk gelecek mi? Ben bu taraftan bize saldırı geleceğini düşünmüyorum da şu karşıdan geleceğini düşünüyorum ama. Ya da şu yan taraflardan. Yani. Kızak artık kullanılamaz. Güzel, kızaklarımız azalmaya başladı. Ha, kızaklarımızı böyle koyabiliyormuşuz. Bu kızan. Yok. Herhangi bir şekilde artırmıyor. Yeni insanlar katılmış. İyi gelmişler. Hoş gelmişler. Sefa getirmişler. Şuradan yine abi dur, pardon. Çok özür diliyorum. Şurayı kes. Burayı da kes abi. Aha, yağmacı baskını. Sen ciddi olamazsın. Nereden geliyorsunuz lan? Abi dur. Dur 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 dur. Hiç ben bu şeye gelemem. Şöyle toplanın abi. Toplanın. Şimdi saldım. Aynen. Saldım abi. Hepsini öldürdük ha. Vallahi hepsini öldürdük, tamam. Gayet iyi de çözdük ama tabii ki ilerleyen safhalarda biz de bir... Korkutmayın beni ya. Şu çilekleri de biriniz toplayın. Ağaçtan evinize götürün iyi. Yani şimdi nereden geleceğini bilmediğim için buraları böyle çevrelemem gerekecek. Buraya kadar böyle çevreleyeceğim. Aynen öyle. Okey ver. Bakayım şöyle bir. Aynen öyle. O aradan öyle alırım ben onu. Şimdi bu araya da bir tane kapı kuracağım.
Çünkü bu bize lazım olacak. Yalnız var ya 10 numara bir binamız olacak, yerleşkemiz olacak. Önce şunları bir halledelim. Bunu da kes. Tamam. Yaşlıktan ölmüş. Kızak artık kullanılamaz. Kızaklarımız gerçekten çok hızlı bir şekilde yok olmaya başladılar. Hemen bir kızak üretelim diyeceğim. Bu köprü, bu kızaklar için bir yermiş. Şöyle sen bize 20, 30, 40 tane bir şöyle yaparsak bu kadar bize yeterli olacaktır. Bir tamamlasınlar bakalım. Ne olacak, ne gidecek? Domuzu kaçtı dedi. Tamam, şu an iyi durumdayız, yani o kadar kötü bir durumumuz yok. Yani ne yaptık? Hayvanlarımız için hayvan barınağımızı yaptık. Tabii onları zamanla kestikleri için. Onlar veya şu an dışarıda da olabilirler. Onu tam bilmiyorum ama onu zamanla kesiyorlar diye biliyorum. Yok, 7 tane keçimiz dışarıda geziyor büyük ihtimalle. Aynen, dışarıda geziyorlar şu an. Yaz olduğundan dolayı dışarıda geziyorlar. Kış olsaydı onlar içeride. Oo, 10 süt elde etmişiz. Çok iyi. Süt de bize bir gelir sağlayacak sonuçta. Şuradaki odunları kesin abi. Kes kes kes. Bunları kesin ki. Aynen öyle. Hadi bakayım. Kızaklar da yapılıyor tabii ki. Zamanla hepsi yapılacak. Yani surumuzu çektik. Yani çekmek üzereyiz. Çok az kaldı. Bir de bu surdan sonra bizim yapacağımız şey şu gözetme kulesi, bir de ahşap platform. Bu platformu yapacağız ki surun arkasına şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu yaptığı da okçularımız buraya gelecekler mesela. Surun öbür tarafındakilerine saldırabilecekler bu şekilde. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Bir de şu köşelere mesela, tam stratejik konumlara, burada bulunan tavırlardan, gözetleme kulelerinden getirip koyacağız. Bolca koyacağız. Güvenliğimizi had safhaya alacağız. Ayaklarımızın üstüne basa basa gideceğiz. Öyle patara kütere gitmek yok. Her şey düzen içinde, her şey nizam içinde. O şekilde ilerleyeceğiz. Tüccarımız gelmiş. Tüccara bizim ihtiyacımız yok. Tüccara ihtiyacımız yok. Kaldı ki bizim sanki çakmak taşımız bitiyor gibi ya. Çakmak taşı kaynaklarımız mı tükeniyor? Bana mı öyle geliyor? İyi, bir tane bulduk. Oo, bayağı varmış burada. Sıkıntı yok. Bunları çıkarsınlar. Bana çakmak taşı demeyin yani. Devam edelim. İş yükü biraz fazla. Farkındayım ama yani bu aralar böyle olmak zorunda. Yani bir amacı istilaları biraz daha ilerledikten sonra artık onlar da geliştikleri için çok hızlı bir şekilde saldırıya gelecekler. Bir de bunları zamanla gördüğünüz gibi artırabiliyoruz arkadaşlar. Buradan sura dönüştürebiliyoruz. Yeni insanlar katılmış. Tekrar 31 kişi olduk. Bu bizim için güzel. Bakın şimdi hayvanlar içeriye girdiler. 2, 4, 6, 8 tane.
Bunlar üredilir mi acaba? Bizimkiler mi bir yerden yakaladılar acaba? Nasıl oldu bu? Bilemeyeceğim. 114 tane samanımız var. Ne bu? Odunumuz varmış. O 113 tane. Çok iyi. Tamam. Şuradan ben hemen şu çifti şuradan da çekeceğim. Buraya kadar çekiyor. Çek bunu. Buradan sonra bir tane de şöyle yana devam ettirip alamıyoruz mu? Abicim şöyle biz alamıyor muyuz yani şimdi? Yapma gözünü seveyim ya. Aynen. Buraya. Oradan bir tane daha alacağım şimdi. Buradaki kayaya kadar çekeceğim onu. Şu kayaya kadar. Olmadı. Oldu mu? Olmadı. Bu aradan geçerler gibi ya. Şöyle düz alalım bir. Aynen bak onu ne güzel çekti oraya. Bir de şuradan şöyle bir çift alalım. Aynen öyle. Orayı komple kapatmış olsunlar. Sadece oradan bir insan geçecek şekilde bir yer var. Başka da herhangi bir şekilde bir şey yok. Devam edeceğiz. Sur çekmeye devam. Şöyle getirsek mi? Bu ibadet alanları bunların dışarıda kalacak o zaman. Dışarıda kalırsa oraya bir kapı açarız diyeceğim de. Şuradan alayım. Aynen öyle abi. Şuradan getiririm. Ama bizim oraya işte buradan bir saldırı olursa mecbur duvarı yıktıktan sonra biz anca müdahale edeceğiz. Öyle de bir sıkıntı var. Buralar biraz çetrefilli olacak ama yani yapacak bir şey yok ona. Şöyle bir okey diyelim. Şunları bir kaldırın abi. 1008x deme. Evet. Buraları tamamladınız mı? Çalışkan ya. Benim adamlarım çalışkan. Yani sıkıntı yok. Abi bir dakika bir dur. Siz kimsiniz? Sizin içinizde avlayabileceğiniz yok mu? O zaman siz ne işe yararsınız yani? Kesin bunları abi. Devam. Tamam gel gel. Şurayı bir kaldırın da ben göreyim orayı. Nereye ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir şey göremedik ki. Kesiyor değil mi? Tamam. Abi şu hepiniz toplanıp şunu kazamaz mısınız ya? Hepiniz toplanıp onu kazın abi ya. Oradan kaldırın onu yani. Ben oraya sur inşa etmek istiyorum. Arkadaşlar bu bölümde bunun surunu falan hallederiz. Yani daha sonrasında etrafına kulelerini çekeriz. Şimdi sadece yapmamız gereken şuradan aşağı indirmek kaldı. Onu şimdi yapacağız. Tamam, bunları kessinler. Ne oluyor? Ya fırtınadan dolayı bu duraksatılır mı? Gözümü seveyim ya. Abi yabani yaşaymış.
Yıldırım çarpmasından öldü. Yapacak bir şey yok. Devam et bakalım. Bu arada ibadet alanlarına da bir yenisini eklememiz gerekecek sanırım. Ne yapıyorum lan ben? Nereden alacağız bunu? Tabii ki buradan. Şöyle Z'ye bas. Tam o köşeden istiyorum. Tam buraya kadar. Okey. Şimdi tabii ki bir tane çitik kaldır. Pardon. 3 tane ama o aralara açık ya, belki sığar. Şu an tam emin olamadım ama. Yok, sığmıyor. Abi oraya kapı yapılmıyor ki. Hayda. Belki insanlar yanından dolaşırlar ya. Yaşlılıktan ölmüş. Yaşlılıktan öldüyse sıkıntı yok. Bak sizi avlatırım ha. Öyle başınız boş dolaşmayın. Şimdi kapıyı biz de şuraya yapalım yani. Ya saldırsa kaçacağız, her gidin öldürün şunlar. Hadi ya, kaldır şunu şuradan. Aferin size lan. Buraya bir sürü hayvanı kovaladınız, getirdiniz. Şimdi de bunlara saldır. Yeni hayvan doğdu. Keçi 3 tane. Bizim o zaman bir tane daha ahıra ihtiyacımız olacak. Doğru mu? O zaman ahırı da buraya tekrar inşa edin arkadaşlar. Hemen. Bazı şeyleri çabuk yapmanız gerekiyor artık ya. Şöyle kapıyı da yapalım. 10 numara oldu. Şimdi artık işlerini bitirmelerini bekleyeceğiz. Ben 4x hızını al şunu hadi ya. Tamam, sakin. Her şey oluyor. Her şey oluyor. Zaman, vakit. Neyse arkadaşlar, böleceğim, kusura bakmayın. Videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölüm artık işlerimizi tamamladıktan sonra bu köşelere dediğim gibi kulelerimizi dikeceğiz. Daha sonrası ahşap platformları dikeceğiz. Sığınmacılara karşı daha iyi direnebileceğiz. Evlerimizi artık arkadaşlar yeni açılan bu ev modeline dönüştüreceğim. Kulübe. Yani en azından dönüştüremesek bile yeni yapacağımız evleri bunlardan yapacağız. Şu kulübelerden yapacağız ki daha dayanıklı olacaklar. Bir de dini olarak, gelecek bölüm dini olarak ya bunu yapacağız ya da bunu yapacağız arkadaşlar. Yapmamız lazım. Neden? Çünkü bizim oyundaki refah seviyemiz her şeyden önemli. Bir ikincisi de itibar. Bunlar da dini sembollerle yükseltiliyor arkadaşlar genelde. Yani bu halkın açlığına falan da bağlı. Onları saymazsak dini inanç şeylere, sembollere daha çok bağlı. Onun için gelecek bölüm onlara dikkat edeceğiz. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de abone olup videoya like atıp kanala destek olmayı unutmayın.